Lütfen çabuk ol. Ödümü kopardın anne ya! Uyumadın mı sen hala? Görmüyor musun? Film izliyorum. İyi, öğlene kadar uyursun horul horul. Işığı kapat! Hayret bir şey ya! Hayda, bu da ne şimdi? Sarhoştu herhalde. Dengesini kaybedip düşmüş olabilir. Görgü tanığı var dedik ya işte ya, tutturdu cinayet diye. Supi Çiçek. 1970. Adapazarı doğumluymuş. Muhammed bak buraya. Hemen ailesine ulaşın. Başla başkomiserim. Nöbetçi biri yok muymuş? Başıboş mu bırakmışlar şanlı? Var başkomiserim. İnşaatın ön tarafındaymış. Ama bir şey görmedim diye. Tamam, hadi hadi. Komiserim! 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 Tamam. Komiserim ne olur gitmeyin. Beni de öldürecek bu adam. Kerime Hakan, 19 yaşında. Görgü tanığı. Tamam, sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? Gördü beni diyorum size. Az önce konuşmuştuk ya, bir ekip evinizin önünde bekleyecek. Ya balkona tırmanırsa? Merak etmeyin, fark ederler. Ya polisleri uyutursa? Nasıl uyutursa? Yapmayın Allah aşkına, hiç mi film izlemiyorsunuz siz? Of, buram amma tuttu başkomiser ha. Curcuna'ya bak aşağıda. Korkmuş herhalde, yazık. Hayır, car car da konuşuyor yani. Ne dediği de anlaşılmıyor, baksana. Bakın, artık endişelenmemize gerek yok, tamam? İzin verin, işimizi yapalım. Ya ne olur, en azından şu yardımcınız, hani genç olan komiser, yanımda kalsa olmaz mı? Olur, hatta şu kayan ışığı da bir de anlatırsın sonra. Aa, tabii, hiç merak etmeyin, her şeyi baştan anlatırım. Hanımefendi, Selim komiserle konuşacak, hemen götürün yanına. Komiserim, çok teşekkür ederim. Evet, sağ ol. Başkomiserim, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Evet. Selim komiserim. Ah, yandık şimdi. Merhaba. Görgü tanıkları gerek polis ve savcılar gerekse yargıçlar açısından önem taşımakla birlikte kimi zaman onlara gereğinden fazla güvenildiği de ortada. Çünkü araştırmalara göre haksız mahkumiyetlerin neredeyse 1/3'üne tanık ifadeleri yol açıyor. Genelde erkekler olayı, kadınlar suçlu ve mağdurun dış görünüşünü gerçeğe daha yakın aktarmakla birlikte görgü tanıklarının yanılma payı %30'lar dolayında ve bu kadın erkekle yaş farkı gözetmiyor. Sağlıklı kişilerin %2'sinin tanıdıklarının yüzlerini dahi hatırlamakta zorlandığı, çocuk ve yaşlılara yüz tanıma konusunda pek güvenmemek gerektiği biliniyor. İbrahim Yazmacı, 26 yaşında, şantiye bekçisi. Vallahi çok yazık komiserim. Çok severdim Supi abiyi. Burada mı çalışıyordu? Yok, pazardan o topladıydı bizi. Sağlam adamdı. İşçisini ezdirmezdi evvelallah. Yazık. Üzüldüm vallahi. Hadi görmediniz diyelim. Sesleri de mi duymadınız? Düğün vardı sokakta komiserim. Onun gürültüsünden. Hem duysam bilsem söylemez miyim? İçeri nasıl girdiler peki? Bilmiyorum ki. Supi abiyi hiç görmedim ben. Ama Fahir buradaydı 2 saat önce. Kim bu Fahir? İşçilerden biri. Onu da Supi abi aldıydı pazardan. Ama bir derdi vardı herhalde. Böyle suratı bir karış, Supi nerede dedi. Ben de yok deyince iyice bozuldum. Buluşacaklardı Zahir.
Burası. Evet, burası. Tam buraya düştü. Emin misin? Tabii ki eminim. Kızım daha demin oralara, şuralara, başka bir yerlere düştü diyordun. Ay baykuş muyum ben o karanlıkta? Ya burada bir yerde işte. Böyle parlak bir ışıktı. Döne, döne, döne süzülüp düştü. Çok güzel ya. Ya belki sokağa düşmüştür. Oraya da bir baksak mı? Sakın, sakın ağzını açayım deme, gömerim seni buraya. Bu inşaatta ustabaşı komiserim. Tamam, sen gidebilirsin. Buyurun komiserim, ben Köksal. Köksal Ergin, 40 yaşında, ustabaşı. Olanları duydunuz herhalde. Memur arkadaşlar acil dediler. İnşaatta bir şey mi olmuş? Sopi diye bir işçiniz varmış. İnşaattan aşağı düşmüş. Ne? Ölmüş mü? Kim yapmış? Nasıl olmuş? Belki de dengesini kaybedip düşmüştür. Başkomiserim söyler misiniz? Nasıl olmuş? Alacağınız olsun başkomiserim ya. Bulabildiniz mi bari ışığı? Kasten yaptınız değil mi? Belki de küçük bir fenerdir. Ateş böceği başkomiserim, ateş böceği. Uçtu gitti anlayacağınız. Haber ver, yerdeki izmaritleri de toplasınlar. Siz beni dinliyor musunuz ya? Yazık ya, kim bilir ne haldedir şimdi kadıncağız. Gençti ya, nasıl düşmüş anlamadım ki. Arkadaş mıydınız yoksa siz evladım? Kimin? Başsağlığına gelmediniz mi siz? Neyse, geçelim biz bari. Kolum koptu. Siz ailesiyle mi konuştunuz sizi? Yok. Daha yeni geldik ya senin. Belki de çocuklar haber vermiştir. Yok canım artık, daha neler. Nereden haberleri oldu o zaman? Mavi kutlu olan. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Deste Çiçek, 36 yaşında, maktulün eşi. İnşaattan arkadaşı mısınız? Yok, başkomiser Orhan. Biraz yalnız konuşabilir miyiz acaba? Anlamadım ki. Ne işi vardı o saatte orada? Belki bir arkadaşıyla buluşmaya gitmiştir. Haberi kim verdi size? Bir arkadaşı aradı. Ona da biri söylemiş. Kim? Hangi arkadaş? Bilmiyorum. Ben tanımıyorum. Adını söylemedi mi? Hatırlamıyorum. Tanımadığınız bir insana mı güvendiniz yani? Fahir olabilir mi? Kim? Yani sizi arayan kişi Fahir olabilir mi? Fahir diye birini tanıyor musunuz hanımefendi? Yok. Ben... Hayır. Tamam, hayır. Buyur bakalım, bir parti daha. Bu ne böyle ya? Delirdiniz mi siz? Senin haberin yok mu? Neyden? Görgü tanı. Bir ışık görmüş. Ne ışığı? Yani aynı kattan aşağı doğru süzülen bir ışıkmış. Siz de sigara hizmeti falan olduğunu düşündünüz. Ya biz değil. Orhan başkomiserim söylemiş. Selim komiserim de bize söyledi. İyi tamam, anladım. Hadi kolay gelsin. Sağ ol.
Ölüm nedeni iç kanama. Ama vücudunda düşmeyle uyumlu olmayan lezyonlar var. Bunun gibi mi? Hem de çok sayıda. O zaman bu görgü tanığını destekler. Dövüldüğünü mü görmüş? Hayır ama itildiğinden emin. Sen de dövüldüğünü söylüyorsun şimdi. Selim de sarhoş olup düştüğünü düşünüyor. Kanında ve midesinde alkol tespit ettik Orhan. Ama bence bu bir cinayet. Günaydın. Günaydın. Erkencisin bakıyorum. E tabii. Bütün gece uyuyamayınca haliyle böyle oluyor. Hep sizin yüzünüzden. Niye benim yüzümden? Ya sardınız şu kızı başıma işte ondan. Hangi kız? Ha şu kız ya. O kız ya, o kız. Bütün gece iflamı kuruttu, kabusum oldu. Zır 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 zır. Telefonu nereden bulmuş? Ya nereden bulmuş acaba? Vallahi bilsem. Siz vermediniz mi ya? Al işte, buyur. İşte. Açsana, belki bir şey söyleyecektir. Ya ne söyleyecek Allah aşkına ya? Gördüm dediği adamın eşkalini veremiyor doğru düzgün. Ne söylese boş. Ya karanlık mı Selim? Yani seçememiş olması normal. Efendim? Tamam. Farenin adresini bulmuşlar. Fahir Kazan'ın evi değil mi burası? Babam işe gitti. Annen yok mu? Yok, siz kimsiniz? Polisiz biz. Gerçekten? Silahınız da var mı? Önce kimlik sorman gerekmez mi? Fark etmez, babam kim olursa olsun içeri alma demişti. Ama biz gerçekten polisiz bak. Abi, abi. Geldim abi, söyle. İşe bak ya. Siz yalnız mısınız burada? Ne olmuş? Kocaman adam oldum ben. Başımın çaresine bakabilirim. Belli belli kapıyı açık bırakmandan. Baban öğretmedi mi bir şey sana? Polis izlediniz ya. Nesi var kardeşim? Üşütmüş biraz. Babanın cep telefonu yok mu? Yok. Nereye işe gitti? Bilmem. Ne yapacaksınız siz babama? Bir şey soracağız. Nasıl buluruz babanı? Muhtar amcaya sorun o zaman. O bilir. Muhtarlık sokağın başında. Tamam, sen burada kal. Bir doktor çağır. Bir baksın bakalım. İyi günler. Hoş geldiniz. Yeni taşındıysanız önce nüfus müdürlüğüne gidip kayıt yaptırmanız gerekiyor. Yok, ben Fahir Bey arıyordum. Fahir Kazan. Arkadaşı mısınız? Hayır. Polisim. Hoş geldiniz. Buyurun. Supi yüzünden mi arıyorsunuz onu? Supi Çiçek mi? Evet. Nereden tanıyorsunuz Supi Bey'i? Kiracım da benim. Yazık. Birileri itmiş dediler şantiyeden ama inanmamıştım. Sahiden öyle miymiş? Siz en iyisi Fahir Bey'i nasıl bulabileceğimi söyleyin. O yaptı değil mi? Eminsiniz. Ben değil de sanki siz emin gibi konuşuyorsunuz. Yok canım. İyi adamdır Fahir. Sanmam. Supi'nin de karısının köylüsü yani. Ahbap sayılırlar. Az sahip çıkmadılar burada zavallıya. Bütün işleri Supi götürürdü onu. Yoksa çoluk çocuk açlıktan ölürdü vallahi. Hayır. Ama? Ya benden duymuş olmayın ama geçen yolda gördüm ben bunları. Fena kapışıyorlardı. Bana bak. Uzak duracaksın ondan, tamam mı? Uzak Allah duracaksın. Allah. Ne oluyor? Kendinize gelin. Hep böyle sokak ortasında. Sana ne? Yok bir şey. Allah Allah. Sonra sordum Fahir, nedir derdiniz diye. Bir şey söylemedi. İş için herhalde. Başka niye olacak ki? Öyle değil mi? Dün gece 11:30'da neredeydiniz? Yapmayın komiserim. Vallahi billahi ben öldürmedim onu. Hem dün gece düğün vardı. Oradaydım. Salondaki herkese sorabilirsiniz yani. Hala Fahir Bey'i nasıl bulabileceğimi söylemediniz.
Aşağı mahalledeymiş bugün. Kısa bir şey olursa diye adresini buraya saklamıştım. Buyur. Çok mu hastaymış kardeşim? Bilmem. Doktor çıksın, söyler. Kaça gidiyorsun sen? 6'ya. Kardeşim? O küçük daha, seneye başlayacak. Annen gelmiyor mu hiç? Kardeşim doğduğunda ölmüş. Köydeyken... Köyde mi doğdun sen? Hı-hı. Ama orada okumak zor. Babam bu iş böyle olmaz, okuyacaksınız dedi. Ondan İstanbul'a geldik. Derslerin iyidir o zaman. Ha? Akademiye gideceğim ben ama çok puan istiyorlar. Sen 6. sınıfta değil misin ya? Lisede değil mi bu olmuşları da? Polis lisesi için de lazım ama. Sen taktın kafayı yani, polis olacaksın illa ha? Ama polis lisesi şart değilmiş galiba, öyle mi? Değil. Doğru değil. Vay arkadaş ya. Of, oğlum ben senin yaşındayken var ya... öyle okulmuş, dersmiş falan filan hiç yani. İşim gücüm havardalık. Tabii yanlış yani. Doğru bir şey değil. Şimdiki aklım olsa üf, 3-4 tane daha okul okurum yani ben. Tabii. Senin yaptığın doğru yani. Aferin sana. Komiserim. Bir dakika geliyorum bak. Çok mu üşütmüş? Hayır, soğuk algınlığı değil. Nesi varmış peki? Tetkik yapmadan söyleyemem. Ama durumu hiç iyi değil. Hastaneye kaldırılması lazım. Hayır. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Fahri hanginiz? Fahir mi, bir saniye? Fahir, seni çağırıyorlar. Fahir sen misin? Benim. Baksana bir. Başkomiser Orhan. Hayırdır komiserim? Fahir Kazan, 34 yaşında, işçi. Sofi Çiçek'i tanıyorsunuz değil mi? Tanırım tabii. Onun sayesinde burada çalışıyorum. O zaman dün gece şantiyeden aşağı düştüğünü de biliyorsunuz. Duydum şeyler de. Benimle ne ilgisi var anlayamadım. Gece neden aradınız Sofi Bey'i? Şantiye bekçisine sormuşsunuz. Oradaysa bir hatırını sorayım dedim. Tartışmanızla hiçbir ilgisi yok yani. Tartışma mı? Evet. Muhtarlığın önünde fena kapışmışsınız. O konu çoktan kapandı komiserim. Ne ilgisi var şimdi? Peki neden tartışmıştınız? Geçenlerde bir iş vardı. Benim yerime başkasını yollamıştı. Tabii ben biraz kızdım. Sonra barıştık. Oldu, bitti yani. Deste Hanım hiç de öyle söylemiyor ama. Deste mi? Tanımıyor musunuz yoksa? Çok kötü kızın durumu ya. Böbrek yetmezliği varmış. Nakil dedi doktor. Adam biliyor muymuş? Biliyormuş canım, biliyormuş. Organ için sıraya girmişler. Çok para ihtiyaçları var o zaman. Kolay değil. Ya bir de görseniz o kadar sevimli kız ki yani. Süpüyle para yüzünden mi kapıştı acaba? Vallahi bilmiyorum ama yani... benim kafama takılan başka bir şey aslında. Beste mi? Aynen. Fahri'yi tanıdığını inkar etti. Fahri de zaten ben Deste'yi sorunca bir afalladı. Korktular bence. Durduk yere niye korksunlar? Komiserim, Kerim Hanım size ulaşamıyormuş. Allah Allah ya. Ne söyleyecekse sana söyleseydi. Söyledi zaten. Düşen ışığı bulduk. Ya arıyorum, arıyorum. Açmıyor telefonumu. Size söyleyeyim de siz iletin bari. Hani o düştüğünü gördüğüm ışık vardı ya. İzmaritti galiba ama onu bulmamız çok zor. Yok yok, böyle kare gibi bir ışıktı. Büyüktü biraz. Cep telefonuydu bence. Cep telefonu mu? Evet, ben sizden sonra bayağı bir düşündüm. Gelin benimle, göstereyim yerini. İşte burada bir yerde olması lazım. Emin misin ya burada olduğuna? Eminim tabii ki. Hadi ya, telefon bulmuş hakikaten. Bulundu mu sonuçta? Zaten daha önce Süpü'nün düştüğü yerde bulduğumuz cam parçaları ve plastik parçası cep telefonuna aitmiş. Demek ki telefonu kırıp aşağı yapmış. Öyle gözüküyor. En az 10 metre ilerideymiş. Ya şimdi ne diye arıyor gene bu beni ya? Belki de teşekkür etmeni bekliyordur.
Ülkemiz hekimlerinin dünya tıbbına hediye ettiği yüz ve kol nakilleri beraberinde parmak izi tartışmalarını da getirdi. Fazla uzatmayıp tek bir örnek vereyim. 2006 yılında 32 yaşındaki erkek hastasına başarılı bir el nakli yapan Kolonyalı cerrah Sajerka ve ekibi alıcının parmak izlerini 40 ay boyunca izlemiş ve vericinin özelliklerini koruduklarını saptamıştı. Tek sorun hastanın ameliyat belgelerini sürekli yanında taşımak zorunda kalmasıydı. Çünkü 43 yaşında beyin ölümü gelişen elin sahibi eski bir suçluydu. Bir de uzun süre kapasitabin ile tedavi edilen kanser hastalarının parmak izlerinde farklılaşmalar oluştuğundan sınır kapılarından geçerken yanlarında reçetelerini bulundurmaları iyi olur. Bunu sormak için mi çağırdınız beni bu halde? Bize Fahir'i tanımadığını söylediniz. Sanki o an ne dediğimi biliyordum. Supi'nin öldüğünü duyunca aklım başımdan gitmişti. Belki de fazla yakındınız. Bilinmesini istemediniz. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu? Fahir benim kardeşim gibidir. Asla böyle bir şey olamaz. Köylünüz olduğu için mi? Köydeyken ben Fahir'in abisiyle sözlüydüm. Askerden döndükten sonra evlenecektik. Şehit oldu. Ben de kalktım İstanbul'a. Teyzemin yanına geldim. Sonra da Zupi ile tanıştık. Evlendik. Ama Fahir ile görüşmeye devam ettiniz. Hayır. Kimseyle görüşmedim yıllarca. Ama o beni buldu. İstanbul'a geldim. Senden başka kimsem yok dedi. İki çocuğuyla ortada kalmıştı. Ne yapaydım? Yardım edemem mi diyeydim. Kocanız biliyor muydu olanları? Hayır. Sorun olmasınca söylemedim. Sadece köyden bir tanıdık dedim. O da yardım etti, inşaatı işe koydu. Belki de bu yüzden tartışıyorlardı. Kim? Kocanıza Fahir. Neredeyse kavga edeceklermiş, haberiniz yok mu? Hayır. Belki de kocanız gerçeği öğrendi. Nasıl öğrenecek? Olamaz, mümkün değil. Ne haber? Supi'nin telefonu değil mi? Sim kartı yok. Yapma ya. Yanlık desene şimdi bulamayacağız kim olduğunu. Niye bulamayalım ki komiserim? Ya buluruz yani, siz merak etmeyin. Oğlum sim kartı yok dedin ya şimdi. Yani beni bazen çok hafife alıyorsunuz yani komiserim, anlıyorum ya. Oğlum bulabildin mi, bulamadın mı ya? Buldum. Köksal Ergin. Şu ustabaşı değil mi ya, şantiyedeki ustabaşı mı? Şerif, Serif'e bak ya. Bir de telefonumu kırıp dağıtmış, öyle mi? Ya tabii. Hem de Supi'nin atıldığı kattan. Bana inanmıyorsunuz değil mi? Ya sen olsan inanır mısın birader? Ha? Yok, sabah telefonumu çalmışlar da bir baktım bulamadım da atmışlar aşağıda, ben bilmiyorum da falan. Bakın gerçekten sabah baktığımda telefonum yoktu. Çalını sandım. Belki de bir yerde düşünmüş olabilirim ama. Tamam. Hadi diyelim çaldılar. Peki niye atsınlar senin telefonunu aşağı? Bilmem. Belki de ihtiyaç duymadığı için atmıştır. Evet abi. Zaten cinayet işlerken ilk akla gelecek şey odur değil mi? Aa demin ben bir telefon çalmıştım ya. Aa dur bak. Dur ben onu bir atayım aşağı falan. Bunu ben nereden bileyim komiserim? Onu ona soracaksın. Kime? Telefonu oraya kim atmışsa ona. Evli misiniz? Hayır. Niye sordunuz ki? O zaman bayağı titizsiniz. Hafta bir kadın geliyor temizliğe. Titizim evet. Telefondan parmak izi çıkmamış mı? Ne yazık, kimseyle eşleşmemiş. Ama telefonun atıldığı kesin. Ne düşünüyorsunuz? Köksal da Özkan da aynı marka sigaradan içiyorlarmış. İkisi de orada olabilir yani. En azından biri. Ya ben zaten şu Köksal'dan hiç hoşlanmamıştım ben vallahi. Bu sefer ben de. Değil mi? Yani eve kadın geliyor dedi ama... Yani ustabaşının temizlikçi kadınla ne iş olsun ki? Başkomiserim, çok enteresan bir durum var. Ne gibi? Supi'nin düştüğü katta bulduğumuz telefon parçaları aşağıdaki telefona ait değil. Nasıl ya? İki telefonum varmış. Deliler öyle gösteriyor. Belki de diğer telefon Supi'nindir. Tamam, hemen arıyorum Kubi'yi. Bak buraya yazıyorum. O kız buraya gelirse vallahi atarım içeri. Amma da yapma Selim ha. Hakikaten atarım ya. Ya burama kadar geldi. Kız üstüme geliyor. Peki ne diye atacaksın içeri?
Vatandaşın asabını bozmaktan atacağım içeri yani. Öyle bir suç var mı? Yok, yok da işte. Ya bellendirdi, sinirlerim tepeme çıkardı ya. Bir iki dakikada. Yapma Selim. Elimizde bir delil varsa o da onun sayesinde. Eğer olayı görmeseydi kaza diye kapanacaktı dosya. İşte. Efendim. Öyle mi? Tamam, sağ ol. Enteresan. Supi iki aydır kirasını ödemiyormuş. Kocamın yasını tutamayacak mıyım ben? Tamam da yani kocanızın katilini bulsak daha iyi hissetmez misiniz? Emin misiniz öldürüldüğüne? Yoksa ne arayayım burada? İyi de benden ne istiyorsunuz? Her şeyi anlattım size. İki aydır kiranızı ödemiyormuşsunuz. Yok canım. Haberiniz yok muydu? Elimiz biraz dardaydı ama o kadar da değil. Saati Supi'nin bir yerden alacağı vardı. O gelseydi çok rahatlayacaktık. Nereden gelecekti bu alacak? Bilmem. İyi misiniz? Neyiniz var? Sormayın. Bel fıtığı oldum. Tamam, ben bakarım isterseniz kapıyı. Yok yok. Ben açarım. Oturunuz. Vallahi komiserim, şahsen ben mahalleye yardımcı olmak isterim. Supi de elim darda, bir yerden para bekliyorum deyince tamam dedim. Kaç aydır ödemiyordu kirayı? İki. Peki paranın nereden geleceğini söyledi mi? Yok, bekliyordu işte. Ya ne zaman geleceğini? Vallahi ilk başta bir ay demişti. Sonra ikinci ay bir sorun çıktı deyince yine idare ettim. Ne zaman sorsam bugün yarın gelecek diyordu. İzmarit'teki kan Köksal'a etmiş başkomiserim. Tahmin etmiştim orada olduğunu ama beni endişelendiren başka bir şey var. Ne gibi? Ya daha önce olmuşsa? Mümkün değil. Kan yaşına bakılırsa olay gecesi oradaymış. Selim. Dinliyorum başkomiserim. Köksal'ın olay gecesi şantiyede olduğu kesinleşti. Evet, İzmarit ona aitmiş. Hemen alıp getiriyorum merkeze. Bir sigara izmaritinin filtresi büyük ölçüde selüloz asetattan oluşur ve bir filtre en az 18 ay bütünlüğünü korur. Bulunduğu ortama bağlı olarak bu süre 10 yıla kadar uzayabilir. DNA'nın da en az bu kadar bozulmadan kaldığı göz önünde tutulduğunda bir olay yerinden toplanacak delillerin başında neden izmaritlerin geldiği kolayca anlaşılır. Başkomiserim, adam yok. Şantiyeye de baktım. Evindeyim şimdi. Tamam, bekliyorum.
Söyle Emre. GSM operatörüyle görüştü. Supi'nin cep telefonundan sinyal alıyorlarmış. Nasıl ya? Köksal mı almış adamın telefonunu? Ya orasını bilmiyorum. İyi tamam. Sen bana sinyalin geldiği adresi yolla. Tamam komiserim. Hemen mesaj atıyorum. Tamam bekliyorum. Buyurun. Bengi Günay, 25 yaşında. Köksal Engir'e bakmıştım ben ama. O kim? Siz bu evde mi oturuyorsunuz? Evet. Köksal Engir'i tanıyor musunuz? Hayır. Yanlış geldiniz sanırım. Siz kimsiniz? Komiser Selim. Bir saniye. Hüsnü! Bir bakar mısın? Geliyorum. Hüsnü kim? Kocam. Pardon, pardon. İyi misiniz? Bir şey var mı? Ne kadar zamandır evlisiniz? 5 aydır. Adının Hüsnü olduğunu mu sanıyordunuz? Anlamadım. Hüsnü zaten. Bakın kocanızın gerçek adı Köksal. İnşaatlarda ustabaşılık yapıyor. Olur mu canım? Biz çok zenginiz. Neden inşaatlarda çalışsın ki? Hem Köksal nereden çıktı? Hiçbir şey anlamıyorum. Kocanız ne iş yapıyordu? İş adamıydı işte. Sık sık seyahat ederdi. Efendim? Tamam. Tamam sağ ol. Telefondan sinyal alınmıyormuş. Parçalamıştır herhalde. Kocanızın gidebileceği yakın bir arkadaşı ya da akrabası var mıydı? Cüneyt. Cüneyt olabilir. O kim? Yakın arkadaşı galiba. Bir ay önce fıtık ameliyatı oldu. Ben kalayım dedim hastanede refakatçi olarak. Gerek yok dedi. Cüneyt kalacakmış. Peki nerede bulabiliriz bu adamı? Ataşehir'de bir turizm ofisi vardı. Ama adını bilmiyorum. Telefonu var mı? Olacaktı. Her yeri arayın. İşimize yarayacak bir şey bulmamız lazım. Başüstüne. Telefon kullanılmış. Belki de hattını değiştirmiştir. GSM operatöründe Emre sorsun adına kayıtlı başka bir hat var mı diye. Ben hastaneye gidiyorum. Ameliyat oldu hastaneye mi? Evet. Bölgedeki mobilyalara bakın. Belki adamın nereye gittiğini bulabiliriz. Hadi bakalım. Günay, Günay, Günay. İşte burada. Hüsnü Günay. Fıtık ameliyatı olmuş galiba. Fıtık mı? Bir yanlışınız var. Böbrek nakli için hastanemize yatmış. Böbrek nakli mi? Evet. Yeğeni Halim Günay'a böbreklerinden birini vermiş. İyi ama peki kayıtlarınızda yeğeninin bilgisi var mı?
Ender Bey de mutlaka vardır. O kim? Ameliyatı yapan doktor. Ancak bizim hastanemizin doktorlarından değiller. Burada cep telefonu var. Alabilir miyim telefonu? Tabii. 01 250 50. Kapalı. Ameliyattadır herhalde. Pardon, bütün bunları niye soruyorsunuz? Cinayet soruşturması. Ne? Başkomiserim. Efendim abi. Mavese kayıtlarında şüphelenen bir taksiye bindiği gözüküyor. Plakası belli mi? Evet, takside, taksici de bulduk. Merkeze mi? Evet başkomiserim. Tamam, alın benim odaya. Geliyorum ben. Başla başkomiserim. İlker Sercan, 31 yaşında, taksici. Tamam, sen çıkabilirsin. Merhaba. Birkaç şey soracağım size. Ne demek komiserim? Buyurun. Bu adamı hatırlıyor musunuz? Taksinize binmiş. Evet komiserim, hatırlamam mı? Garip bir adamdı. Önce havaalanına gitmek istediğini söyledi. Sonra yolda giderken telefonla birileriyle konuştu. Neler konuştular? Vallahi bilmiyorum ki. Arapça mı, Farsça mı? Tek kelime anlamadım. Sonra vazgeçip Ataköy'de indi. Arap ülkelerinden başlayıp bütün uçuş listelerini kontrol ettik ama ne Köksal'dan ne de üstünden hiçbir kayıt yok. İçimden bir his bu olayın altından büyük bir iş çıkacak diyor. Ya adam baştan sona palavra ya. Karısına bile yalan söylemiş. Ameliyatı yapan doktor da bu işin içinde olabilir. Organ mı satıyorlar? Ben de ondan korkuyorum. Hatta uluslararası bir boyut olabilir bu işin. Interpol'den aramaya mı çıkaralım mı? İyi olur. Hem doktor hem de Köksal hakkında. Bir saniye. Efendim. Tamam. Geliyoruz. Halim Günay'ı getirmişler. Halim Günay, 29 yaşında. Ne demek bilmiyorum ulan? Yemin ederim komiserim. O kadar da yakın değildik biz onunla. Ulan adam böbreğini vermiş lan sana. Nasıl yakın değil? Öyle işte. Ailede bir tek onunla uyum gösterince o da Allah için sağ olsun, feda olsun yeğenime demiş. Öyle işte. Ulan öyle işte, böyle işte, sana burada vurdum mu var ya, görürsün öylesini böylesini. Yalan atma ulan. Doğru düzgün konuş. Zipidi. Selim tamam. Tamam. Sakin. Üstünün başka bir evi daha olduğunu biliyor muydunuz? Evini bile bilmiyorum ki, başkasını bileyim. Ya başkomiserim, bırakın şunu bana. Bırakın bir şunu bana. Ben bunun alayım böbreğini. Bak nasıl bülbül gibi şakıyacak sonra. Allah'ın adını verdim. Yalan mı söyleyeceğim? Ulan bak, eğer bu işin içinden bir iş çıkarsa yaktım seni, haberin ola. Ne işi komiserim? Sen gerçekten yeğeni misin Üstün'ün? Tövbe estağfurullah. Bak bana laf kalabalığı yapma, bana laf kalabalığı yapma. Sen burada başkomiserime dua et, yoksa çoktan hastanelik etmiştim seni. Vallahi yeğeniyim. Ulan bir kere adamın gerçek adı Hüsnü Günay değil. Nasıl yeğensin lan? Dediklerinizden en ufak bir şey anlamıyorum. İyi tamam, ben atayım seni bir nezarete de. Düşün biraz, sabah anlarsın. Tamam. Efendim Gamze. Ne diyorsun sen ya? Gerçekten mi? Bengi Hanım'ı hastaneye kaldırmışlar. Allah Allah. Selim komiserim, iyi misiniz? Hani ne diyorsunuz anlamıyorum. Nasılmış durumu? Ne diyorsun ya? O kadar kötü. İyi tamam. Tamam, sağ ol haber verdiğin için. Alo. Alo komiserim. Hadi ya, bak sen şu işe. Bengi. Olaydan sonra fenalaşmış, hastaneye kaldırmışlar. Hangi olaydan? Yani gitmiştik ya şey oraya. Ha, çok mu kötüymüş? Ne bileyim, bayağı kötüymüş. Bacağını keseceklermiş herhalde. Oğlum siz hiç telaşlanmadınız, bayağı kötü haber. Kimden bahsediyorsunuz anlamadım ki. Yengenizden. Yani eğer gerçekten Hüsnü'nün yeğeniyseniz mantık olarak yengeniz olan eşinden. Komiserim bir numara dönüyor burada. Kaç defa yemin ettim size. Tamam ya. Biz alalım o zaman bu arkadaşın kimliğini, fotokopisini çekip gönderelim. Ne yapalım? Yapacak başka bir şey yok yani. Evet. Kimliğinizi alalım Halim Bey. Anlamadım. Niçin? İfade kaydınız için lazım olacak. Gerek var mı? Lafı uzatma da ver lan şu kimliği. Hadi. Ver. Veriyor musun? Ben alayım mı? Tamam komiserim.
Her şeyi anlatacağım size. Aylar önce diyaliz için hastaneye gitmiştim. Necdet diye bir adamla tanıştım. Bana böbrek bulabileceğini söyledi. Parayla tabii. Evet. 80 bin liraya anlaştık. Nereden buldu peki parayı? Hanımın altınlarını bozulduk. Evde ipotek ettirdik. Sonra bankadan kredi çektik, biraz daha zor. Öyle denkleştirdik. Ulan kızsam bir türlü, kızmasam bir türlü. Siz ömür boyu makineye bağlı kalmak ne demek bilir misiniz? Çaresizdim. Giderek kötüleşiyordu durumum. Ben ölürsem karım, çocuklarım bir başına kalacaklar. Kim bakardı onlara? Yemin ederim komiserim, bugüne kadar bir tek suç bile işlemedim ben. Buna mecburdum. Anladım, tamam. Neyse, olan oldu. Şimdi bize yardım edeceksin. Ne isterseniz komiserim. Bu Necdet denen adam. Sadece hastanede mi gördün onu? Yok. Osman Bey'de bir ofise gittik. Orada bir senet imzalattılar. Gerisini onlar halletti. Sahte kimlik çıkardılar. Hastaneye kaydı, öyle yapmışlar. Ameliyat güzel geçti. Belki kötü bir şey yaptım ama yeniden doğdum ben komiserim. Peki sen hiç düşündün mü? Sen içeri girdikten sonra hapse, o zaman kim bakacak çocuklarına, karına? Ne olacak onlara? Yapmayın da olur komiserim. Kusura bakma. Bundan sonra bizim elimizden bir şey gelmez yine. Bundan sonrasında savcı bakacak. Ama işbirliği yaptığını söyleyeceğiz. Merak etme. Sağ ol. Şimdi şu Necdet'in adresi, telefonu. Onları ver bakalım. Toplam kara para hacminin sadece binde bir kadarını oluştursa da yasa dışı organ ticareti silah kaçakçılığından sonra en fazla kar getiren suç. Kara borsada bir böbreğini veren yaklaşık 5000 dolar alırken böbrek takılan ortalama 150 bin dolar ödüyor. Son 10 yılda transplantasyon turizmi çığ gibi büyüdü. Bütün yasaklamalara rağmen hastalar internet siteleri aracılığıyla nakil yapılacak ülkelere, örneğin Çin, Pakistan ve Filipinlere her şey dahil paketlerle cezbediliyor. Dünya kamuoyunun baskısı yüzünden giderek azalsa da Çin'in kaynak olarak ölüm cezasına çarptırılmış mahkumları kullanması hala sorun. Ya başta öyle bir sert çıkıp üstüne gidince biraz ayıp oldu ama ne yapalım şimdi? Kanun kanundur yani, değil mi? Çaresizlikten ne yapacağını bilememişler. Ne oldu Necdet? Ulaşamadınız mı? Yok ya. Halim'in verdiği numarayla Bengi'nin verdiği numara aynı. Kullanılmıyor. Yani şu Cüneyt denen yakın arkadaş da uydurma. Tabii canım, Necdet bile uydurma olabilir. Ofis ne oldu? Bilmiyorum ama kesin o da uydurmadır. En iyisi gidip bakalım. Tamam. Al işte, buyurun. Ne dedim ben size? Dükkanı da boşaltmışlar. Ya burada büyük olaylar dönüyor başkomiserim, ben söyleyeyim size. Organ mahfesi falan olabilir. Merhaba. İyi günler. Başkomiser Orhan. Dükkanın sahibi siz misiniz? Yok komiserim, emlakçıyım ben. Dükkanı boş görünce bir bakmaya gelmiştim. Siz mi kiralamak istiyordunuz? Yok, hayır. Ne zaman boşaltılmış biliyor musunuz? Geçen ay galiba. Mahalleden biri bana söyledi. Ben de gelip bir bakayım dedim. Ama ne yazı ne telefon. Üstelik de kapı açık kalmış. Peki, teşekkürler. Ne oldu başkomiserim? Kokuyu alıyor musun ya? Yok. Sarımsak kokuyor. Allah Allah. Kartvizit kokuyor. Tif, bu ne böyle ya? Ne olmuş bu kartvizit? Neymiş bu adam ya? Vah, fena kokuyor.
Neymiş bakalım bu kadar ilginç olan? Ece Supil'in dişlerinin arasında bir takım doku örnekleri bulmuş, bana gönderdi. Yani başka birine ait. Nasıl yani? Adam ısırmış mı? Daha adam olduğunu kanıtlayamadık ama galiba ısırmış. O zaman katilin DNA'sı elimizde. Umarım. Küçük kız da böbrek hastasıymış. Destin'in ilaçları böbrek hastalarının kullandığı ilaçlardan değil mi? Vallahi ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? Söyle bakalım. Bunlar bu yüzden organ mahfesinin eline düşmüş olabilir. Fahir kızına böbrek arıyordu. Ya şu millet niye organlarını bağışlamaz anlamıyorum ya. Kimseyi suçlayamazsın Selim. İyi de küçücük kız ya. Küçücük kız. Yani yeterince bağış olsaydı belki kurtulacaktı. İnsanlar da organ mahfesine bel bağlamayacaklardı yani. En iyisi Deste ve Fahir'le bir daha konuşalım. Bakın Fahir Bey, Sümbül'ün böbrek hastası olduğunu öğrendik. Ne kadar zor bir durumda olduğunuzun farkındayız. Eğer bize yardımcı olursanız, biz de size yardımcı oluruz. Hem size, hem kızınıza. Kızımı kurtarabilir misiniz? Söz veremem ama kızınıza uygun bir böbrek bulmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Tamam o zaman. Elinizden gelen yapacağınıza söz verin. Sözüme güvenebilirsiniz. Süpü'yü ben öldürdüm. Sen mi öldürdün? Evet. Onunla tartışırken işin cılkı çıktı. Sonra aldım bunu güzelce bir dövdüm. Sonra da yetişirken ayağı kaydı ve düştü. Neden? Kızıma yardım edeceğine söz vermiştim. Böbrek mi bulacaktı? Evet. Göksal'dan mı? Onun bu işle bir alakası yok. Yalan söylüyorsunuz. O gece Göksal da oradaymış. Doğru. Oradaydı. Biz kavga ederken o araya girmeye çalıştı. Bu arada bir yumruk yedi. Yumruğu yiyince küfre basıp gitti. Peki neden daha önce anlatmadınız bunları? Hala böbreği bulabileceklerine inanıyordum. Tabii Süpü ölünce herkes ortadan kayboldu. Peki bir isim ya da telefon verebilir misiniz bize? Her şey Süpü ayarladı. Köksal'la da o zaten bağlantıdaydı. Küçük kızı düşünüyorsunuz değil mi? Yazık, ufacık çocuk. Babası da bir garip ya. Niye öyle şak diye itiraf etti acaba? Sence o mu yaptı? Sizce? Bilemiyorum, hiç öyle birine benzemiyor ama evlat sevgisi işte. İnsan her şeyi yaptırır. Dosyayı kapattınız mı başkomiserim? Henüz değil. Güzel. Süpü'nün ağzındaki deri dokusunun sonuçları geldi. Fahir'e mi ait? Hayır. Köksal'a mı? Maalesef başka bir erkeğe ait. Biliyordum zaten bir gariplik olduğunu. Tahminimce Süpü adamın parmağını ısırmış. Parmak olduğundan emin misin? Evet, DNA her kime aitse kanında albikan enfeksiyonu varmış. Değil yani, Türkçesi. Yani adamın tırnak mantarı varmış. Tamam Selim, hemen ekiplere haber ver. Şantiyedekilerin hepsine bir baksınlar. Bak şuna. Tamam, ekipler çıktı yola. Anons et, geri gelsinler. Niye? Bak ne buldum. Başkomiserim. Bir dakika Emre. Nedir bu? Tırnak mantarının tedavisinde ne kullanıyorlarmış bak. Sarımsak. Sarımsak kokuyor. Allah Allah. Kartvizit kokuyor. Tif bu ne böyle ya? Ne olmuş bu kartvizit? Neymiş bu adam ya? Emlakçı. Bu da sahte. Kesin iş yeri de sahtedir. Nasıl bulacağız bu adamı? Kimi arıyorsunuz? Neyse boş ver. Sen ne için gelmiştin? Mobeselerde Köksal'ın Ataköy'de indiği yeri tespit ettik. Ve? Binadakileri araştırırken ilginç bir şeye rastladım. Davetiye mi bekliyorsun oğlum? Şu ameliyatı yapan doktor vardı ya hani Ender Hancı. Evet. Binada kardeşine ait bir daire varmış. Hemen ekiplere haber ver. İyi iş çıkardın Emre. Aferin. Ya şımartmayın şunu ya. Şımartmayın şunu.
Vay heyecanına ya. Bakın burada kimler varmış. 2011 Ekim'inde New York'ta tutuklanan Haham Levi Isaac Rosenbaum, şu sıralar organ kaçakçılığından mahkum edilen ilk kişi olarak ülke tarihine geçmek üzere. Aslında Berkeley Üniversitesi antropologlarından Nancy Shaper Hooks, böbreğini satan yüzlerce kişiyle görüştükten sonra Haham'ın bu işin içinde olduğunu anlamış ve durumu 7 yıl önce New York'taki bir otelde buluştuğu FBI ajanlarına bildirmişti. Ama her nedense ciddiye alan olmamıştı. Haham'dan yola çıkarak İsrail'deki bağlantısına, oradan da aralarında Doktor Yusuf Sönmez'in bulunduğu birçok isme ulaşan, bu arada Türkiye'ye de gelen yine Profesör Nancy'dir. Ya ne diyorsunuz? Bir anlasam. Ne mafyası, ne organı? Muammer Hancı, 28 yaşında. Adamın tepesini attırmadan bilmiyormuş gibi karşımda. Gerçekten bilmiyorum. Neden buradayım onu bile anlamadım. Şimdi ben kafanı kırınca anlarsın. Şimdi anlatacağım. Ne yapıyorsunuz? Anlamadım ki. Ne işin var burada? Bazen polis olmak çok sıkıcıdır biliyor musunuz? Sürekli aynı şeyleri duyarsınız. Ya mesela beni buraya neden getirdiniz? Hayır ben öldürmedim. Benim o işlerle hiçbir ilgim olamaz. Ama sonra bir delil çıkar. Sonra gözyaşlarında itiraf etmeye başlarsınız. O delil de birazdan gelecek. Haberiniz olsun. Bekleyelim o zaman. Fark etmez. Ben bir şey yapmadım. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Beni buraya boşuna getirdiniz. Hadi ya. Suçum ne? Yeğenimin hayatını kurtarmak mı? Deniyorsun lan sen bizim. He? Kapat arkadaşım kamerayı. Kapat. Kapattın mı? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi sıra geldi organ bağışına. Tabii artık neren sağlam kalırsa artık. Ya komiserim siz ne diyorsunuz? Anlarsın şimdi bilader anlarsın. Bu hiçbir şey ispatlamaz. Hı hı. Ne yazdığını anladın mı? Tırnak mantarınız var değil mi? Tırnaklarınıza sarımsak mı sürüyorsunuz? Ne olmuş? Supi'yi öldüren adamda tırnak mantarı varmış. Tesadüftür. Bir tek bende yok ki bu Meret. Mesele sadece o değil. DNA'nın ne olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. Supi'yi siz öldürdünüz değil mi? Dişlerinin arasından DNA'nız çıktı. Parmağınızı ısırdı değil mi? Ben yapmadım. Fire ile ikisini ayırmaya çalışırken oldu. Ama durduramadım herifi. Anlat şimdi adamı. Öldürürler beni, öldürürler. Ulan sen buradan sağ çıkabileceğini zannediyor musun? Ya benim hiç bilgim yok. Fire yüzünden. Kızı için mafya bulaşmış. Organ bulsunlar diye. Sonra adamlar bize sardı tabii. Ya sen kime ne masal anlatıyorsun ya? Kime ne masal anlatıyorsun? Doktorun kardeşi şakı da bülbül gibi. Haberin yok. Ne doktoru? Ne kardeşi komiserim? Hay Allah'ım sen bana sabır ver. Yoksa ben parçalayacağım seni ya vallahi. Ya yemin ederim komiserim. Herif çoğulu kendi karısının böbreğini bile satmış para için. Kim lan? Supi. Destenin. Evet. Ulan sen inanıyor musun lan bu anlattığın şeylere? He? Hepsi doğru. İnanmasına sorun Fahri. Böbrek bulunamazsa kızım ölecek dedi. Benden yardım istedi. Supi ile buluşacakmış. Ben de yanına gitmeyi kabul ettim. Peki Necdet o nereden çıktı? Ne alaka? Necdet benim arkadaşım. Eğer Supi mafyanın adamlarına gelirse biz de beraber gidelim diye yanıma aldım. Tabii tabii. Çok heyecanlı. Devam et. Fahri Supi'ye saldırınca ayırmaya çalıştık Necdet'te. Fahir çok sinirlenmişti. Zabz demedik. Sonra adamı attı aşağı. Bir günde de bu kadar yalan fazla ama ya. Kesin aralarında sözleşmişlerdir. Fahir de bir acayip yani. Herif konuşmuyor. Ağzından hiçbir şey alamadım. Ya tehdit etmişlerdir ya da söz vermişlerdir. Nedir kızına böbrek bulacağız diyeyim. Büyük bir ihtimalle. Doktor ne oldu? Interpol'den ses çıkmadı mı? Yok ya. Ama adam mimliymiş zaten. Kardeşinde de tık yok. Hiçbir şey alamadım ağzından. Fahir doğruyu söylemedikçe işimiz zor. İyi bakalım şu desteği de alalım. Bakalım onu yumurtlayacak. Oğlum deli misin sen ya? Mahvolacak hayatın. Mahvedeceksin kendini. Olduğum kadar olmuşum. Bunda ötesi yok komiserim.
Ya hadi sen şu işin doğrusunu anlat bize paşa paşa. Ne biliyorsan. Sen de rahatla, biz de rahatlayalım hadi. Doğrusunu anlat. Başka bir şey yok. Köksal'la Necdet öyle demiyor mu? Ya öptüklerinden haberin yok değil mi? Onlar başka şey söylüyor, sen başka. Onlar yalan söylemişler. Supi'yi ben öldürdüm. Oğlum polis olmak istiyor, haberin var değil mi? Ne yapacak şimdi o çocuk? Ömür boyu katil bir babanın yükünü mü çekecek omuzlarında? Hem belki sınava da giremeyecek. Nasıl girsin ki yani? Sen olmadan başlarında ne yapacak o çocuklar? Zehir gibi çocuk. Aslanlar gibi bitirecek akademiyi. Hem sen de mezuniyetine gidersin. O zamana kadar Sümbül de büyür. Üniversiteye gider. Hep beraber olursunuz. Bak aklını başına al. Gel anlat her şeyi paşa paşa en baştan. Çocuklar da perişan olmasınlar. Sen de perişan olma. Hem o itler de bundan sonra kimsenin canını yakamasın dışarıda. Ne dediler sana? Kızına böbrek bulacağız dediler değil mi? Bulurlar böbrek falan. Sen hapse girdikten sonra onlar o iki çocuğunu da öldürüp organlarını satmazlarsa ben de adam değilim. Ya aklına gelmemişti hiç değil mi? Hadi en iyisi baştan anlat sen bize her şeyi. Dökül ne biliyorsan biz de tek tek ağlayalım hepsini. İşin başı Köksal'dı değil mi? İstanbul'a yeni gelmiştim. Kimseyi tanımıyorum. Çaresizdim. Bir tek desteği tanıyordum. Mecburen onu aradım. O da kocasını söyledi. Supi. Onun sayesinde çalışmaya başladım. Bir inşaata götürdü benim. Köksal sağlık raporu olmadan bu işler olmaz dedi. Özel bir hastane varmış. İşini orada halledersin dedi. Zaten bütün işçiler de oraya götürüyorlarmış. Dalavere tabii hepsi. Ne bileyim komiserim. Patron iyi adamdır. Bak işte yardımcı oluyor deyip gittik. Çocukken geçirdiğim hastalıkları, hatta ailemin hastalıklarını sordular. Bir sürü test yaptırdılar. Hastane de işin içindeydi değil mi? Dedim ya büyük bir iş bu. Sizi aşar. Ameliyatları da o hastanede yapıyoruz. Çoğunluğu Mısır viranda olur. Buradaki işçilere de şüphelenmesinler diye orada çalışmaya gittiklerini söyleriz. Ya dönemeyenler, ameliyat masasında kalanlar için ne yalan uyduruyordunuz? Orada çalışmaya devam ettiklerini söyleriz. Kaçırıyorsunuz değil mi insanları? Kimleri? Organ vermek için uygun olanları. Kim bilir nasıl bir kasabın elinde ne şartlarda kesiyorlardır ha? Orada durun komiserim. Biz zorla kimseden bir şey almadık. Herkesin rızasıyla aldık. Üç kuruş paraya tabii. Az para değil. Bir böbrek 20 bin lira. Onlar için ne demek biliyor musunuz? Kendininkini de 80 bine sattın. Necdet istedi. Anlayacağınız benden kıdemleri de var. Karşı gelemezdim. Ya Supi? O nasıl dahil oldu bu işe? Bir iki derken çarpmıştı havayı. Bir böbreğe 20 bin verdiğimizi duyunca o da vermek istedi. Kimseyle uyuşmayınca da piyango desteğe çıktı. Sağlık kontrolü yaptıralım sana dedi. Ben de saf saf inandım. Meğer niyeti başkaymış. Neden itiraz etmediniz? Etsem ne fayda? Zorla yaptırırdı. Ya nasıl istersin böyle bir şey benden? Allah Allah. Hayret bir şey ya. Sanki öl dedik. Tek böbrekle de yaşanıyor kızım. Haberin yok mu senin? Çocuk istiyorum. Hiç mi bebelerimiz olmayacak bizim? Bu parasızlıktan varsın çocuğu. Şişt, bana bak. 20 bin lira diyorum. Başına talih kuşu kondu diyorum. Olmaz. Olacak. İstesen de olacak, istemesen de olacak. Gittim mecburen. Başka çarem yoktu. Gitmeseydim öldürürdü beni. Gelecek diye beklediği para o 20 bin liraydı. Evet. Kimseye söylememem için de sıkı sıkı tembih etti beni. Baştan bilseydim Fahir'in o inşaatta çalışmasına hiç izin vermezdim. Nereden bilebilirdim? İnşaatta çalışmaya başladıktan sonra para da kazanınca her şey düzelmiş gibiydi. Sonra Sümbül rahatsızlanmaya başladım. Hemen hastaneye götürdüm. Bir sürü test yaptırdılar. Böbrek yetmezliği çıktı. Evet. Ona yapılan testleri gördükçe bir şüphe düştü içime. Sağlık raporu almaya gittim de bana yapılanların aynısı ona yapıldı. Ama üstüne fazla durmadı. Sizin doktorlarınız uymadı mı? Keşke uysaydı. Uysaydı bu şekil olmazdı. Besimiki de uymadı. Sonra doktor dedi ki anne tarafından herhangi bir akrabasının böbreği belki uyuyabilir. Bu yüzden mecburen ben de gittim Basri'nin kapısını çaldım. Basri kim? Benim ölen eşimin kardeşi. Çocukların dayısı. Evet ama kendisi benden haz etmez. Karım Sümbül'ün doğumunda ölünce beni ve Sümbül'ü hep suçladı. Ne kadar da benziyorsun annene. Gözlere bak. Tıpkı aynısı.
sen şimdi biraz bahçeye çık, oyna biraz. Babanla konuşacaklarımız var. Ne var, ne istiyorsun yine? Sümbül çok hasta Basri. Doktor böbrek nakli olması lazım dedi. Tutmuyor bizimkiler. Belki seninki. Belki benimki tutar diyorsun yani ha? Bir test yaptırsan, böbrek nakli olmasa çok fazla yaşayamaz dediler. Bana bak bana. Kardeşim öldürdüğünüz yetmedi gibi bir de benim canıma mı göz diktiniz? Basri! Hadi oradan, hadi başka kapıya. Gel kızım, gel. Çaresizdim, bir tek desteğine dertleşiyordum. Ama o da bazen çok garipleşiyordum. Nasıl gariplikler? Ona hastaneye gidip de rapor alma olayını anlatınca... bir daha oraya gitme, sakın onlarla görüşme dedi. Bir arada telefonlarıma çıkamaz olmuştu. En sonunda bir gün aradım. Olan biteni mi anlattın? Ne gezer? Bir arkadaşı açtı telefonu. Deste rahatsız dedi. Ve ben de gidip onun kapısına dayanamazdım ya. İyileşir bir ara beni arar dedim. Ne diye kapıştınız supiyle sokak ortasında? O yüzden işte. Aslında derdimi anlatabilmek için ağzını aradım. Belki kızıma yardım edebilir diye. Ne yapsam bilmiyorum abi ya. Dayısı test yapmaya bile yanaşmıyor. Hay Allah. Ne insanlar var ya. Neyse üzülme. Allah'tan ümit kesilmez. Ya sormayı unuttum. Yengen nasıl oldu bu arada? Toparladın biraz. Sen nereden biliyorsun lan? Niye kızdın şimdi ya? Bana bak. Köylüm arayana yatıp da keklemeyin beni. Oyarım adamı. Kim oyuyorsun? Ne diyorsun ya? Bana bak. Uzak duracaksın ondan, tamam mı? Uzak Allah duracaksın. Allah. Ne oluyor? Kendinize gelin. Hep böyle sokak ortasında. Sana ne? Yok bir şey. Allah Allah. Hayır, öyle sorunca her şeyi anlattığımı zannetmiş Supi. Çok kızdı. Ona bir şey yapmalarından korktum. Çaresiz Fahir'e sonunda her şeyi anlattım. Baksana ne hale getirdiler beni. Bu adamların şakası yok. Bu yüzden o kadar çok kızdı öyle mi? Supi de onlardan. Köksal'dı. Gittiğiniz hastanede. Biliyordum. Anlamıştım. Sümbül. Sümbül için böbrek bulabilirler. Delirdin mi sen? Kızım ölüyor desene. Onun için bir şey yapmalıyım. Anlamıyorsun Fahir. Bu adamlarda hiç insaf yok. Sakın güvenim deme. Hemen Supi'nin yanına gittin sen de. Şantiyededir diye gidip bir sordum. Ama İbrahim yok dedim. Ben de eve döndüm. Sonra da siz geldiniz. Öldürüldüğünde o zaman anladım. Suçu üzerine almanı Göksal mı istedi senden? Sümbül'ün durumunu biliyordum. Çaresizim de biliyordum. Sonra yolumu kestim. Üstel şurası olsun bitsin. Olmaz öyle şey. Ben olmasam çocuklarımı yapar bensiz. Kızın ölmesini mi istiyorsun? Ya da ömür boyu makineye bağlı kalmasını? Tabii param varsa. Üstlenirsem kurtaracak mısınız kızım? Her şey karşılıklı oğlum. Sen suçu üstlen, ben de kızını yaşatayım. Ne diyeceğim peki? Supi kızıma böbrek bulacaktı. Bulamayınca öldürdüm dersin. İnanırlar mı? İnandıracaksın. Kızının yaşaması için oynayacaksın. Anladın mı? Supi'yi de bu yüzden öldürdün değil mi? Karısının böbreği karşılığında anlaştığı parayı vermemek için. Hepsi de Necdet'in suçu. Üstüne atmış paranı. Supi de delirdi tabii. Şantiyede buluştuk. Necdet'i çok kızdırdı. Kimsin lan sen? Ne sanıyorsun kendini? Sen öldüreceksin adamı abi. Yeter. Çekil lan! Abi, adam, abi adam öldürmek yoktu hesapta abi. Lan! Sonra da ölümü garanti olsun diye attın adamı aşağı yani, öyle mi? Köksal öldürdü. O attı Süpü aşağı. Hayda. Vallahi komiserim, o öldürdü Süpü'yü. Yalan söylüyor. O yaptı. Savcı için hiç fark edeceğini sanmıyorum. İkiniz de müebbet diyeceksiniz. Ben öldürmedim Süpü'yü. Delillerim var, ispatlayabilirim. Delil dediği bir buymuş ya. Evet, Supi'nin telefonu. Hani bir ara sinyal alıp da daha sonra izini kaybettiğimiz. Parçaladı sanmıştık. İçinde bir ses kaydı buldum. Sanırım onun için saklamış olmalı. Dinlet bakalım. Karımın böbreğini alırken iyiydi değil mi? Ne zaman yapacaksınız ödemeyi? Kaçmıyoruz ya. Vereceğiz paranı. 2 ay oldu ama sizde tık yok hala. Uzatma lan. Çocuk yok karşınızda. Dolandırdınız beni. Hop hop. Şişt. Kandırdığımız falan yok senin.
Daha seninle çok iş yapacağız. İstemez. Tamam. Ya paramı hemen verirsiniz ya da yarın polise giderim. Tamam mı? Ne diyorsun lan? Kim inanır sana? Thurston değil mi? Doğru konuş lan. Hop! Ne lan o aklı sıra kumpas mı yapıyorsun lan bize? Mahvedeceğim sizi. Hadi ya. Abi dur abi. Kimsin lan sen? Ne sanıyorsun kendini? Abi sakin ol. Sorun yok. Telefon bende. Kreş telefonu. Kimsin lan sen? Kendini ne sanıyorsun? Hayvan! Kimsin lan sen? Ne sanıyorsun kendini? Kimsin lan sen? Ne sanıyorsun kendini? Yeter, öldüreceksin adamı abi yeter. Çekil lan! Hayvan! Abi, hayvan. Adam... Abi adam öldürmek yok hesapta abi. Ölmeden bu hesap kapanmaz. Başımıza bela olacak bu. Gelmedikçe bu hesap kapanmaz. Yaptırılacak başınıza. Akıllı adammış. İyi cesaret vallahi. Komiserim, nereye? Sevk etmeyecek misiniz beni savcılığa? Anlatacakların daha bitmedi ki. Nasıl bitmedi? Tamam işte. Supi'yi ben öldürdüm. Daha ne istiyorsunuz? Onu organize şubeye soracaksın. Ama yerinde olsam böyle davranmazdım. Hani benim kadar sakin olmayabilirler. Anladın? Deste Çiçek'in organ mafyası ile ilgili sorgusu organize şubede devam ediyor. Muammer Hancı'nın organ mafyası ile ilgili sorgusu organize şubede devam ediyor. Halim Günay'ın organ mafyası ile ilgili sorgusu organize şubede devam ediyor. Köksal Ergin, cinayete yardım suçundan 18 ila 25 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Organ mafyası ile ilgili sorgusu organize şubede devam ediyor. Necdet Esenler, kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Organ mafyası ile ilgili sorgusu organize şubede devam ediyor. Doktor Ender Hancı ise hala Interpol tarafından aranıyor. Başkomiserim. Sakın yeni bir delil buldum deme. Yok, demeyeceğim ama çok daha güzel bir şey oldu. Ne oldu? Sümbül'ün dayısı vardı ya, Basri. Evet. Sümbül'e böbreğini vermeye kabul etmiş. Dokulara uyuşuyor muymuş? Aynen, ameliyat sırasında girmişler bile. Vay be. Keşke herkes Sümbül kadar şanslı olsa. Keşke öyle olsa. Ziyaretine mi gitsek? Beraber gidelim. İşlemediğini bildiği halde bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat etmek suçtur. Gerçeğe aykırı olarak suçu işlediğini veya suça katıldığını bildirmek de suçtur. Oğlunun işlediği suçu babanın, kadının işlediği suçu kocasının üstlenmesini ya da suçun yaşı küçük birince kabul edilmesini anlıyoruz. Ama suçu üstlenmenin zeka geriliğinden başlayarak pek çok başka nedeni var. DNA sayesinde masumiyeti kanıtlanıp serbest bırakılan 300 kadar Amerikalı mahkumun dörtte biri, bunlardan biri yüzünden ceza almıştı. Fahir'in Supi'yi ben öldürdüm şeklindeki ısrarının da bir nedeni vardı. Ama ne ben gördüm o yaptı, ne de ben yaptım diyenlere itibar eden polislerimiz, gerçek katilin o olmadığını ortaya çıkarttılar.
Olay yerindeki kan lekeleri bir yandan sahibinin DNA profili, diğer yandan dağılım şeklinden yola çıkarak olayın rekonstrüksiyonu açısından bilgi verse de kimi zaman lekenin ne zaman oluştuğu çok daha önemlidir. Halen bu soruyu tek bir yöntemle değil ama kanın fiziksel ve biyokimyasal özelliklerinin zaman içindeki farklılaşmasına dayanan birkaç yöntemi bir arada kullanarak yanıtlamak mümkün. Nitekim iki yaşamı paralel götüren Köksal'ın olay gecesi şantiyede olduğu da bu sayede kesinleşti. Bunlar iyi güzel de kanımca bölümün en can alıcı kanıtı ısırılan kişiden kopan doku parçasının öldürülenin dişlerinin arasında kalması, burada kandida mantarının saflaştırılabilmesi ve bu bulguyla kartvizitteki sarımsak kokusu arasında bağlantı kurularak katil Necdet'e ulaşılmasıydı. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.